Bu alıştırmamızda Autodesk Inventor ile kesit görünüşlerinin oluşturulmasına bakacağız. Bunun için kesit görünüşler dizinin altındaki kesit teknik resim dosyamı açıyorum. Bu dosyada bir montajın ön görünüşü tanımlanmış durumda. Kesit görünüşler için öncelikle bir görünüşün çizimde bulunması gerekiyor. Kesit görünüş komutu Place Views şerit menüsünün altındaki kayıt panelinde yer alan Section komutudur. Komuta girdikten sonra kesilmesini istediğiniz görünüşün seçimi istenir. Görünüşü işaretledikten sonra yapmanız gereken kesit eğrisini tanımlamaktır. Burada kesit görünüşünüzün kademeli, tam 90 derece olmasını belirleyen kesit eğrinizdir. Kenetleme özelliklerini de kullanarak burada gördüğünüz gibi bir kesit eğrisi tanımlayalım. Sağ tuş ile Continue komutuyla devam edelim. Section View diyalog kutusunda kesit görünüşün özellikleri ayarlanır. Bu bölüm kesit görünüşün etiketi ve ölçeğini tanımlar. Section Depth bölümü ise kesmenin tam mı yoksa belli bir mesafe ile mi yapılacağını belirtir. Metot bölümü aslında farenizin hareketleriyle elde ettiğinizle aynıdır. Style ise daha önce gördüğümüz gibi gizli çizgiler kalkmış gizli çizgilerle ve gölgelenmiş olarak görünüşün tanımlanmasını sağlar. Biz sağ tarafa görünüşü yerleştirelim. Dikkat ederseniz bu model bir montaj modeli olduğu için parçalar farklı tarama dokularıyla tarandı ki istediğimiz de bu. Kesit görünüş bağlı bulunduğu görünüşün hemen altında bir ikonla gösterilir. Kesit görünüşün altında görünüşü oluşturan nesneler yer alır. Bunların üzerine gittiğinizde bunların ışıklandığını göreceksiniz. Dikkat ederseniz burada standart parçalar var. Görünüşe bakarsanız standart parçaların kesilmediğini göreceksiniz. Bunu sağlayan bir ayarımız var. Seçeneklere gidiyorum ve Assembly bölümü altından Section All Parts seçili olmadığı için standart parçalar otomatik bir şekilde kesilmedi. Bunun dışında başka parçaların da kesilmesini istemiyorsanız kesit görünüşün altından parçayı işaretleyin, sağ tuş menüsünden Section Participation altından None komutunu seçin. Böylece seçilen parça kesilmeyecek. Kesit eğrisinin değişimiyle birlikte kesit görünüşümüz de otomatikman değişecektir. Bunu sağlamamız lazım. Yalnız bu kesit görünüş eğrisini oluştururken buradaki merkez noktasına çakışma uygulandı. Dolayısıyla bu çakışmanın öncelikle kaldırılması lazım. Bunun için kesit eğrisini seçiyorum. Sağ tuş menüsünden Edit komutunu çalıştırıyorum. Edit komutu bizi aşina olduğumuz eskiz ortamına sokuyor. Burada çakışma sınırlamasını kaldırmak için özel bir seçeneğim var. Sınırlamasını kaldıracağım nesneyi işaretliyorum. Sağ tuş menüsünden Delete Coincident Constraint diyorum. Bunu bir kere daha tekrarlıyorum ki tüm çakışma sınırlamaları kaldırılsın. Şimdi dikkat ederseniz serbestçe hareket edebiliyor. İki tane çakışma vardı. Buradaki çakışma ve buradaki çakışma. Böylece ikisini de kaldırmış olduk. Finish Sketch ile yeniden teknik resim ortamına gidelim. Ve şimdi eğrimin değişimiyle kesit görünüşün değişimini izleyebilirim. Dikkat ederseniz kesit eğrisinin özelliklerine göre kesit görünüşte güncellenmiş oluyor.